أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومؤين Müminler, öncelikle şunu belirteyim ki dünyanın neresinde zalim var ise, hangi inançtan olursa olsun, hangi sınıftan olursa olsun, hangi gruptan olursa olsun fark etmez. Allahu Azze ve Celle bütün zalimlere lanet etsin. Bugünler biliyorsunuz dünyada, dünyanın gündemi Filistinli mazlumlar ve Siyonizm zalimler, Siyonist zalimler, insanlıktan nasibini almamış Siyonist zalimler. Bu millet bu akşam inşallah sizlerle zulüm konusunu, zalimlik konusunu ele alacağız. İsrail oğullarının tarihte akıttıkları bir kan var. Tarihte akan bir kan var. Tarihte akan bu kanın nasıl durduğunu anlatacağız. Ve Müslümanların İsrail'e karşı korsan rejim, İsrail'e karşı görevlerini, vazifelerini, sorumluluklarını ele alacağız. Bu arada teyit alayım. Facebook'ta ses var mı? Facebook'ta ses var mı? Çünkü aynı anda iki yerde canlı yayın yapıyoruz. Facebook'ta ses var mı kardeşlerim? Evet. Müminler, önce ben kısaca bu bir saatlik yayında daha önce 3-4 televizyon programında yapmış olduğum konuların özetini bir geçeyim, onları tekrar etmemiş olayım. Yahudiler nasıl bir millettir? Yahudilerin kendi kaynaklarına göre, kutsal kitap dedikleri Tevrat'a göre Yahudiler nasıl bir millettir? Müminler, Yahudiler Tevrat'a göre sapık bir millettir. Yahudiler hurafe perest bir millettir. Yahudiler cani ve zalim bir millettir. Kusura bakmayın, aynı anda bazen bu ekrana bakıyorum, bazen şu ekrana, çünkü şu anda iki yerde canlı yayın var. Hem Instagram'da canlı yayın var, hem de Facebook'ta canlı yayın var. TikTok'ta da canlı yayın olacaktı ama TikTok'taki canlı yayın bağlanmadı bir türlü. Evet. Bakınız müminler, bunlar insanlıktan nasibini almayan bir millettir. Bunlar peygamber katilleridir. Siyonist Yahudiler peygamber katilleridir. Bunlar ırkperest bir millettir. Bunlar ahlaksız ve sapık bir millettir. Bunlar kendileri gibi inanmayanların yaşam hakkının olmadığına, hayat hakkının olmadığına inanan bir millettir. Ve hayat hakkı da tanıyorlarsa kendileri gibi olmayanlara, kendilerine kölelik etmesi için hayat hakkı tanıyordur onlar. Yahudiler köpeği Yahudi olmayandan daha değerli bilen bir millettir. Yani Yahudilerin inancında köpek gayri Yahudiden daha değerlidir. Hristiyan öldürmenin sevap olduğuna inanan bir millettir. Bakın, daha dün Hristiyanların kilisesini bastılar. Papazı tartakladılar medyanın gözü önünde.
Biz yıllardan beri Yahudilerin sadece Müslüman düşmanı olmadıklarını, aksine Yahudilerin insanlık düşmanı olduklarını haykırıyoruz. Yahudiler insanlık düşmanıdır. Siyonist Yahudiler özellikle, altını çizeyim, Siyonist Yahudiler insanlık düşmanıdır. Bunlar yeri gelir Müslümana zulmederler, yeri gelir Hristiyana zulmederler. Hristiyanı öldürmenin ibadet olduğuna inanan bir millettir. Başkalarının arazisini ekonomik hakimiyet kurmak amacıyla gasp etmenin ibadet olduğuna inanan bir millettir. Yani ekonomik hakimiyetin olsun diye başkasının arazisini, evini, mülkünü gasp etmenin sevap olduğuna inanan bir millettir. Bakınız. Yahudi olmayanın namusuna tecavüz etmenin sakıncasının olmadığına inanan bir millettir. Dolayısıyla Tevrat'a da baktığımız zaman Tevrat 12.063 ayetten ibaret. Bu Yahudilerin kutsal diye iman ettikleri Tevrat. Üçte ikisi tahrif olunmuş olan Tevrat. Hazreti Musa'ya nazil olan Tevrat değil, üçte ikisini bozmuşlar. Bu Tevrat'ta bir yerde cennet kelimesi geçmez çünkü Yahudiler cennete inanmaz. Cehennem kelimesi geçmez çünkü cehenneme gitmeyeceklerine inanan bir topluluk. Biz cehenneme gitmeyiz diye inanıyorlar. Bir yerde iblis ve şeytan kelimesi geçmez çünkü iblis ve şeytan bunların kardeşidir. Onun için onun adını kamufle ederler. Kur'an'a da baktığımız zaman Kur'an Nisa suresinin 46. ayetinde bunların Tevrat'ı tahrif edip değiştirdiğini yazar. Kur'an, Allah böyle buyurur Kur'an'da. Bunların ahdi bozan bir millet, ayetleri inkar eden bir millet, peygamberleri öldüren bir millet olduğunu Kur'an buyurur. Nisa suresinin 155. 156. ayetlerini açın bakın, bunlar peygamber katilleridir. İmam Sadık aleyhisselam buyuruyor, bir gecede 70 peygamberin başını keserlerdi. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi tarlalarına çalışmaya giderdi. Yahudilerin tarihi kanla doludur. Müslümanları kıskanan bir millettir. Bakın Kur'an'daki Yahudileri anlatıyorum. Kur'an ne buyurmuş bunlar hakkında? İnananları kıskanan bir millettir. Peygamberimizin peygamberliğini bildikleri halde inkar eden bir millettir. Hazreti Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğuna inanan bir millettir. Kendilerini Allah'ın oğlu olarak gören bir millettir. Kendilerini Allah'ın oğlu olarak görüyorlar. Maide 18'e bakın. Allah'ın elinin bağlı olduğuna inanan, Allah'ın fakir olduğuna inanan bir millettir. Ama Allah'ın lanetlediği de bir millettir. Yani Kur'an'da açın bakın. Rad suresinin 25. Bakara suresinin 161. Nisa suresinin 93. ayetlerinde Allah-u Teala bu kavmi lanetlemiştir. Müminler, bunları geçtiğimiz televizyon programlarında bu hakir kul geniş bir şekilde anlatmıştır. Şimdi gelelim, ben özellikle bu akşam bir iki konunun üzerinde durmak istiyorum. Benim bu akşamki sohbetim özellikle benim dinim İslam'dır. Benim peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Benim kıblem Kabe'dir. İnancında olan ve her fırsatta bu inancını dile getiren ama zalime karşı, zulme karşı görevini yapmayan, duyarsız olan, bir adımda öteye gidip Yahudi seviciliği yapan sözde sahtekar Müslümanlaradır bu akşamki hitabım. Sözde sahtekar Müslümanlar ve o sahtekar sarıklıların, uzun sakallıların hocaları, hoca efendileri. Onun için bu akşamki sohbet
her konuda olduğu gibi önemli bir konu. Öncelikle Peygamber Efendimizin şu hadis-i şeriflerinden başlayayım ben konuya. Allah Resulü buyuruyor ki kıyamet günü olduğu zaman bir münadi nida edecek. Eyne zaleme? Zalimler nerelerdedir? Nerededir zalimler? Eyne zaleme? Ve e'vanuz zaleme? E'vanuz zaleme? Aziz kardeşim, Tevrat'ın üçte ikisi tahrif olunmuştur. Ki Tevrat'ı bu hakir kul satır satır defalarca okumuş. Tevrat'ta Hazreti Yakub'un, affedersin, evli bir kadınla, Hazreti Davud'un pardon, evli bir kadınla zina ettiği yazar. Tevrat'ta Hazreti Lut'un kızlarının babalarına şarap içirip babalarıyla yattığı ve babalarından hamile kaldığı yazar. Tevrat'ta Hoşa'a peygamberin, affedersiniz, kusura bakmayın bunları söylüyorum, hakkınızı helal edin, Hoşa'a peygamberin her ağacın altında zina ettiğini yazar. Tevrat'ta Allah'ın pişman olduğunu yazar. Allah insanı yaratmaktan pişman olmuşmuş. Böyle bir Tevrat. Neyse, konumuz Tevrat'ın hurafeleri değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor kıyamet günü olduğu zaman bir münadi nida edecek. Eyne zaleme? Zalimler nerededir? Ve e'vanuz zaleme? Zalimlere yardım edenler nerededir? Ve eşbahuz zaleme? Ve zalimlere benzeyenler nerededir? Bunlar kalksınlar divana. Müminler, Peygamberim Muhammed Mustafa'dır deyip Yahudi seviciliği yapan kim olursa olsun, sözde ne bileyim din uzmanları, Kur'an uzmanları, Orta Doğu strateji uzmanları, hiçbir şeyin de uzmanı değil, cehaletin uzmanıdır öyleleri, doların uzmanıdır öyleleri, dolardan iyi anlarlar. Bakınız, Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz o kadar günaha rağmen, o kadar günahkara rağmen, yani bugün dünyada zina eden yok mu? Bugün dünyada hırsızlık yapan yok mu? Bugün dünyada kul hakkı yiyen yok mu? Bugün dünyada kumar oynanmıyor mu? İçki içilmiyor mu? Bu günahların hepsi var. Ama dikkat ederseniz hadis-i şerifte bunların hepsi günah olmasına rağmen Peygamberimiz özellikle bir zümreye sesleniyor. Zalimler nerededir? Kıyamet günü münadi Allah tarafından nida edecek zalimler nerededir? Zalimlere yardım edenler nerededir? Zalimlere benzeyenler nerededir? Kalksınlar divana hesaba. Evet. Bakınız aziz kardeşlerim. Demek ki İslam dinine göre, bu dinin peygamberine göre, Kur'an'a göre Allahu Azze ve Celle zulümden o kadar nefret ediyor, zulme o kadar gazap ediyor ki, zulmün o kadar büyük bir günah olduğunu vurguluyor ki buyuruyor sadece zalimler değil, zalimlere yardım edenler, zalimlere benzeyenler de onlarla beraberdir. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakın. Kur'an'da yaklaşık müminler 300 yerde Allah zulümden söz ediyor. 300 yerde merhum Allame Emini'nin 110 ciltlik Ehl-i Beyt kaynaklı hadis eserine baktığımız zaman sadece bir hadis eserinde, 110 ciltlik eserde 14 masumun hadislerinin içerisinde 2500 yerde zulümden söz edilmektedir. Bakın. Zulümden söz edilmektedir. Ve Kur'an Kasas suresinin 40. ayetinde buyuruyor. Fenzur keyfe kâne âkibetuz zalimin. Dön bir bak. Dön bir bak zalimlerin akıbetinin ne olduğuna dön bir bak. Düne gitme, bugünkü zalimlerine bak. Dünyanın bugünkü zalimlerine bak.
Evet, biz tarihte okuyoruz Nemrutları, Firavunları, Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri. Tarihte okuyoruz. Ama bugünkü zalimleri görüyoruz. Kendi halkına zulmedenlerin akıbeti ne olmuştur? Abad olmamıştır. Kur'an buyuruyor, dön bir bak zalimlerin akıbetine, ibret al. Peki hadiste ki geçiyor, bakın üç tane cümle var hadiste. Zeleme, evanuz zeleme, eşbahuz zeleme. Zalimler, zalimlere yardım edenler, zalimlere benzeyenler. Benim bu akşam üzerinde duracağım konu zalimler değil. Zalimi bilmeyen mi var? Zulmün ne olduğunu bilmeyen mi var? Ama şu kafasını kuma gömen Müslümanlar ve Yahudi sevici, Müslüman olduğu halde Yahudi seviciliği yapanlar var ya. Benim bu akşamki hitabım onlaradır. Kimlerdir zalimlere yardım edenler? Kimlerdir zalime yardım etmekten maksat nedir? Ben en hafif halini söyleyeyim. Zalime yardım etmenin en hafif hali, en küçük hali. Peygamber Efendimiz buyurur, men laqa lehum devaten. Eskiden mürekkeptanlık vardı. Şişenin içerisine, ki ona mürekkeptanlık derlerdi, içine mürekkep dökerlerdi ve bir kamışı getirirlerdi, o mürekkeptanlığın içindeki mürekkebe bandırıp yazarlardı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, zalime yardım etmenin en hafif hali, zalimin mürekkeptanlığına mürekkep dökmek. O mürekkebi oraya dökmek bile zalime yardımdır. Şimdi müminler, 14 gündür zalim İsrail'in, korsan İsrail'in, yamyam İsrail'in, vahşi İsrail'in zulümlerine tanık oluyoruz. 14 gün öncesinde Hamas 5000 tane füze göndermiş İsrail'in sözde demir kubbe dediği o bölgeyi darmadağın etmiş 5000 füze ile, delik deşik etmiş o 5000 füze ile sözde demir kubbe dedikleri o kubbeyi, kendi istihbarat ağlarını dünyada eşsiz gören İsrail istihbaratı iflas etmiş 14 gün önce, demir kubbesi delik deşik olmuş 14 gün önce, İsrail'in dünya bazındaki prestiji ayaklar altına alınmış 14 gün önce, olayı 14 gün önceden ibaret gören akıl yoksunları, ben Siyonizmin memurlarına hiçbir şey demiyorum, onlara ne desem faydası yok. Ama la ilahe illallah diyen, aklını efendim birilerinin cebine koyan Müslüman, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Filistin'in, İsrail ile davası sadece 14 gün önceki davamıdır. Bu mesele 14 gün önce mi başlamıştır? Senin haberin var mı? Son 3 ay içerisinde İsrail Siyonizminin 3 ayda 300 Müslümanı öldürdüğünden haberin var mı? 75 seneden beri İsrail'in Filistinli Müslümana, Hristiyana, oradaki insanlara zulmettiğinden haberin var mı? Düne kadar bunlar İsrail'in tanklarına taş atıyorlardı. Çünkü ellerinde hiçbir teçhizat yoktu. Ama bugün ellerine İran İslam Cumhuriyeti'nin destekleriyle, yardımlarıyla, bilgi, belge, teknoloji destekleriyle ellerine füze geçmiş bugün. Sen yıllardan beri, özellikle son 40 yıldır benim başıma ateş yağdırıyorsun. Şimdi benden aldığın evlerimi, benden aldığın arazilerimi, benden döktüğüm kanlarımın karşılığında hamleye geçiyorum, karşı hamleye. Olay 14 gün öncesinden başlamış bir olay değil.
Ve sen Hamas mücahitleriyle mi savaşıyorsun? Dünya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin altına imza atan dünya devletleri, Birleşmiş Milletler, neredesiniz? Hastaneye bomba atmak savaş suçu değil mi? Eğer bugün aynı şeyi Suriye İsrail'de yapsaydı, Suriye Beşar Esad İsrail'de bir hastaneye bombalasaydı, iki yüzlü dünya, çıkarcı batı, iki yüzlü batı, şeytan batı, Amerika'sı, İngiltere'si, Almanya'sı, Fransa'sı hep bir ağızdan naralar atacaktınız. Suriye'yi yok etmemiz lazım. Savaş suçu işlemiştir. Ve arkanıza da sözde Müslümanım diyen bazı Müslüman ülkelerin devlet liderlerini alacaktınız. Onlar da sizin nakaratlarınıza eşlik edeceklerdi. Uyan Müslüman, uyan. Seni nasıl avuttuklarını gör. Seni nasıl sömürmek istediklerini gör. Senin kılıcın ile seni nasıl vurmak istediklerini gör. Hastane bombalanıyor. Savaşta din adamları dokunulmazdır. Sen bir milletin din adamına zarar veremezsin. Dokunulmazdır. Daha dün kilisenin önünde papazı tartaklıyorlardı. İsrail yamyamları dün kilisenin önünde Hristiyan papazı, Hristiyanları tartaklıyorlardı. Fırın bombalamak, hastane bombalamak, insanlık suçu, bunu bilmeyen yok. Batı neredesin? Çifte standartı olan Batı, senin insan hakları, evrensel beyannamen sadece Müslüman ülkeler için mi yazılmış? Müslüman, bunlar adam olmaz. Bunlar Müslümanı zerre kadar istemez ve düşünmez. Ama sen kendine yazık etme. Ahlaksız adam. Geçiyorsun. Filistin kan ağlıyor. Filistin'de her gün ateşler o Müslümanların, çocukların başına dökülüyor. Böylesi günlerde bile Şii nefreti kusuyorsun. Ahlaksız adam. Defalarca diyoruz gel karşı karşıya konuşalım. Yüreğin yetmiyor. Yüreğin yetseydi bugüne kadar karşılıklı konuşmayı, münazara etmeyi kabul ederdi. Ama bunlar bir yönden sevindirici. Çünkü artık öylelerinin bile taraftarları, muritleri onların İsrail Siyonizmi tarafından yönlendirildiğinin farkına vardılar. Bu millet faydasına, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan hangi inançtan, ırktan olursa olsun onların faydasına ise bu söylediğin konuşmalar, yaptığın açıklamalar da onların faydasınadır. Bu Müslüman faydasına ise de onların faydasınadır. Hayır, bu sadece İsrail'in faydasınadır. Kan dökenin çıkarınadır. Küfür tek millettir müminler. Küfür tek millettir. Batı'da bakın 5-6 tane futbolcu muhakkak medyadan takip ettiniz. 5-6 tane futbolcu kahrolsun İsrail demediler. Sadece dediler ki Filistin halkının yanındayız. Filistin halkına zulüm ediliyor. Bunu söylediler. Batı ülkeleri bu futbolcuların bakın siyasi bir açıklama da yapmadılar. Batı ülkeleri bu futbolcuların bonservislerini iptal ettiler. Sözleşmelerini iptal ettiler. Siz nasıl efendim İsrail'e karşı böyle bir açıklama yaparsınız diye. O görevini yapıyor. Diyor ben kafirim, kafirin de yanında duracağım. Müslüman sen nerede duruyorsun? Senin tarafın neresi Müslüman? Böylesi bir günde sen nerede duruyorsun? Nedir bizim görevimiz? Onlar görevlerini yapıyor. Senin görevin ne kardeşim? Bak sen Müslümansın.
Peygamberin diyor ki kıyamet gününde Allah buyuracak ki eyne zaleme, zalimler nerededir? Avanuz zaleme, zalimlere yardım edenler nerededir? Eşbahuz zaleme, zalimlere benzeyenler nerededir? Zalimin zulmüne seyirci olmak, zalime yardımcı olmaktır. Yardımcı olmaktır. Bizim yarın kıyamet gününde zalimlerle şerik olmamamız için, zalimlerle yan yana aynı divana çıkmamamız için İsrail Siyonizminin zulümlerine karşı bugün Müslümanların vazifesi nelerdir? 57 İslam ülkesi. Halkı, vazifeleri 57 İslam ülkesinin halkın vazifeleriyle 57 İslam ülkesinin iktidarlarının, krallarının, cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının, milletvekillerinin, bakanlarının, muhalefetlerinin, hava şirketlerinin, deniz şirketlerinin, kara şirketlerinin, nakliye şirketlerinin, büyük ticaret şirketlerinin, halkı yönlendirmede, halkı sevkü idare etmede etkili olan federasyonlarının, konfederasyonlarının, kanaat önderlerinin, etkin ve yetkili ilahiyatçıların vazifeleri farklıdır. Halkın vazifesi nedir? Halkın vazifesi kahrolsun İsrail demektir. Halkın vazifesi bildiği oranda halkı aydınlatmaktır. Bu bir Arap efendim İsrail savaşı olmadığını çevresine anlatmaktır. Halkın vazifesi markete alışverişe gittiği zaman İsrail pançetli ürünlere para vermemektir. İsrail kaynaklı ürünleri satın almamaktır. Halk bundan öteye ne yapabilir? Hali hazırda halk ne yapabilir? Ama eğer halkın yaptığını, o söylediğim diğer sınıf, yani ülkeleri idare edenler, siyasetçiler, muhalefet, devlet başkanları, efendim nakliye şirketleri, hava, deniz, kara, büyük tüccarlar, tacirler, büyük şirketler, onların vazifeleri farklıdır. Onlar söylediğim şeyleri yapsınlar, bir hafta sonra bakın, İsrail'in kendi halkı Netanyahu ve kabinesinin başına taş atıyor mu, atmıyor mu? Benim söylediğimi onlar yapsın, bir hafta sonra Avrupa halkları, Fransa'nın, Hollanda'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin halkları kendi iktidarlarına, hükümetlerine baş kaldırıp da şu İsrail'e tokat aç, onun yüzünden biz niye bedel ödeyelim diyorlar mı, demiyorlar mı? Bir hafta sonra fazla değil. Ama yeter ki benim söylediğim şu 57 ülkede bu ikinci sınıf samimi olsun. Top kaldırmadan, uçak kaldırmadan, füze atmadan benim söylediklerimi, bu söyleyeceklerimi yapsınlar, bir hafta sonra neler olacağını görsünler. Yeter ki yapsınlar. Bir, kendi ülkelerindeki İsrail konsolosluklarını kapatsınlar. 57 ülke diyorum, İran'ı bu konuda 57 ülkenin dışında tutuyorum. Çünkü İran inkılaptan sonra, devrimden sonra İsrail'in konsolosluğunu dışarıya atmıştır, atır. Kulağından tuzu pırlatmıştır. Defol buradan, çünkü ben seni ülke kabul etmiyorum. Dolayısıyla İsrail'in İran'da konsolosluğu yoktur. İran'ın da İsrail'de konsolosluğu yoktur. Velhasıl 57 İslam ülkesi kendi içindeki İsrail konsolosluğunu kapatsın. Ve İsrail'de bulunan kendi konsolosluğunu geri çeksin. Bunu bir yapsın. Madde bir. Madde bir, bunu yapsın. İki, havadan, denizden, karadan İsrail vatandaşlarını
ülkesine kabul etmez. Desin ki ben İsrail vatandaşını ülkeme istemiyorum. Hava yolunu kapatsın. Kara yolunu kapatsın. Deniz yolunu kapatsın. İstemiyorum senin vatandaşını ülkeme. Sokmasın. 2. 3. Kendi ülkesinin içindeki İsrail kaynaklı, İsrail patentli şirketlerin kapısını kilitlesin. Desin ki senin ülken orada bebekleri öldürüyor. Çocukları, kadınları öldürüyor. Sen de burada ticaret yapıyorsun. Git ülkene taş mı atıyorsun, kulağını mı çektiriyorsun, ne yapıyorsanız yap. Adam olmasını söyle, ondan sonra gel burada iş yerine devam et. Aksi takdirde sen benim ülkemde ticaret yapamazsın. Kapatsın şirketlerini. 3. 4. Arap milletler petrolün vanasını kapatsınlar. Batıya doğal gaz vermesinler. Batıya petrol satmasınlar. Doğal gaz satmasınlar. İsrail'den büyüğün Allah olduğuna iman etsinler. Allah'ın onları aç bırakmayacağına iman etsinler. Bir ay batıya petrol ve doğal gaz vermesinler. Vanayı kapatsınlar. Bu söylediklerimi yapsınlar. Bu dört şeyi yapsınlar. Bakın bu dört şeyi. Bir hafta sonra bakın İsrail nasıl bir İsrail oluyor. İsrail'in kendi halkı Netanyahu ve kabinesinin önünde onların kabinesini taşlıyor mu taşlamıyor mu? Batı milletleri, Avrupa milletleri kendi hükümetlerinin önünde tezahürat edip de şu İsrail'in kulağını çekin onların yüzünden biz neden bedel ödeyelim diye Batı milletleri ayağa kalkıyor mu kalkmıyor mu? Ey 57 ülkenin yöneticileri, etkin yetkin insanları, Mehdi Aksu da sıradan bir insan, kahrolsun İsrail desin, sen de kahrolsun İsrail de. Efendim akan kanı durdurmak için çalışmalarımızı, girişimlerimizi yapıyoruz. 14 gün oldu. Bir sonuç da vermiyor. Vermiyor bir sonuç. Şu 4 maddeyi siz yapın. Bakın sonuç verecek mi, vermeyecek mi? Yeter ki siz samimi olun. Kendi ülkenizdeki İsrail üslerini kapatın. Ne arıyor benim ülkemde İsrail'in üstü? Müslüman düşmanı. Ey Müslüman, ülkelerin yöneticisi olup Müslüman olduklarını söyleyen, Kur'an'a iman eden yöneticiler, Allah Kur'an'da buyuruyor, لَتَجِيدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ اَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنَ الْيَهُودِ İnananlar için en azılı düşman, en şiddetli düşman Yahudilerdir. En şiddetli düşmanını getirip içine sokmuşsun, ona karargah vermişsin, ona üst vermişsin. Askeri üst vermişsin. Kapatsınlar. 57 İslam ülkesinin hangisinde İsrail'in askeri üssü varsa kapatsın desin. Topla buradan. Defol, istemiyorum seni. Bakın bu söylediğim 4-5 maddeyi yapsınlar. Baksınlar bir hafta sonra dünya nasıl bir dünya oluyor. İsrail nasıl bir İsrail oluyor. Ama ben de kınayayım, sen de kına. Bu samimiyet değil. Kimse kusura bakmasın. Tarihte bir kan akmış. O kan nasıl durmuş bakın. Tarihimiz bize ibrettir, derstir. İmam Sadık aleyhisselam buyurdular. Buraya iyi dikkat edin. İmam Sadık aleyhisselam buyurdular ki Allah-u Teala İrmiya peygambere ses var değil mi arkadaşlar? Her iki taraftan teyit alayım. Facebook'ta ve Instagram'da ses var mı? Her iki tarafta da ses var mı kardeşlerim? Allah Azze ve Celle İrmiya peygambere vahyetti. Ey İrmiya, git Babil'e. Babil'e git. Babil, Babul farklı şehirlerdir.
Babil Afganistan'da bir şehirdir. Babil ise Irak'ta Hille'ye yakın bir şehirdir. Git Babil'e. Babil'de pazarın sonlarında bir hayvan ağılı var. O hayvan ağılına gir. O hayvan ağılında felç bir çocuk var. Bakın Allah aşkına dikkat edin. Çok ibretli bir hadise. Allah buyurdu ki o felç çocuktan kendine emanname al. Kendine güvence al. Emanname al ki bir gün seni öldürmesin. Hazreti İrmiya peygamber Allah'ın buyurduğu haliyle, Allah buyurdu ki o ağılın bir tarafında da bir domuz var. Domuz, o domuzun sütünü sağarlar, o çocuğun önünde bir tas var, yemek tası, sütü o tasın içine dökerler, domuz sütünü. Domuz sütünün içine ekmek doğrarlar, o felç olan çocuk domuz sütüyle besleniyor. O çocuktan kendine emanname al. Vahiydir, Allah'ın emridir. İrmiya peygamber geldi Babil'e, pazara, pazarın sonunda o ağıl buldu, ağılı girdi içeriye, çocuğu gördü. Geldi çocuğun yanına, dedi ki senin adın nedir? Dedi benim adım Bahtun Nasr. Dedi Bahtun Nasr. Ben bir şey biliyorum, sen bilmiyorsun. Bir gün sen güç, imkan, kudret bulacaksın. Ve çok insanı öldüreceksin. Ben buraya senden emanname almaya geldim. Bana emanname verir misin? Bir güvence verir misin? Öyle bir gün geldiği zaman beni öldürmeyeceğine dair söz verir misin? Bu çocuk gülmeye başladı. Gülmeye başladı. Dedi ben görüyorsun ki felcim. Felç, kimsem yok. Sahipsiz bir çocuğum. Ben bu halde nasıl ayağa kalkıp imkan, güç, kudret bulup efendim insan öldüreceğim? Dedi Bahtun Nas, benim Rabbim beni buraya gönderdi. O her şeyi biliyor. O her şeyi biliyor. O bana senden emanname almamı istedi. Bahtun Nas dedi ki ben okuma yazma bilmiyorum. İrmiya peygamber dedi ben yazayım, sen imza at. Dedi ben felç olduğum için kalem de tutamıyorum. Nasıl imza atayım? Dedi ben yazayım, sen parmak bas. Parmak işareti senin olsun. Olur ya yarın imkan güç bulduğunda inkar etmemiş olursun. Velhasıl İrmiya peygamber bu İmam Sadık aleyhisselam buyuruyor. Bu emannameyi aldı. Aradan seneler geçti, seneler geçti, seneler geçti. Bahtun Nasr iyileşti. Ayağa kalktı. Gitti çöle, odun toplayanlarla beraber çalışmaya başladı. İkna kabiliyeti güçlü birisiydi. Yani konuşma yeteneği, ikna kabiliyeti güçlü birisi olduğu için zamanla bunun etrafında birileri buna murit oldular. Murit 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi derken 1000 kişi, bunun etrafı çoğaldı. Ve etrafı çoğalınca Bahtun Nasr bir ordu kurdu kendisine. Kendi adına bağımsız bir ordu sahibi oldu. Başladı Yahudileri öldürmeye. Bakın İsrail oğullarını, Yahudileri öldürmeye başladı. O bir gecede 70 peygamber başı kesen Yahudileri. O günkü tarihte bir gecede 70 peygamber öldürüyordu bunlar. O Yahudileri başladı kes, öldürdü. Bakın Allah akan kanların intikamını kimin eliyle alıyor? Felç bir çocuğun. Felç bir çocuğun. Burada o kadar ders, o kadar ibret var ki.
Ben o akan kanı felç bir çocukla bile durdurabilirim. Yeter ki sen bana güven. Sen görevini yap. Baktun Nas geldi bir yere baktı. Oradan bir yerden kan kaynıyor. Yerden kan çıkıyor. Sordu dediler ki sordu bu kan neyin nasıl? Buradan kan kaynıyor yerden. Dediler ki evet bizim zalim bir padişahımız vardı. Ahlaksız fahişe bir kadın Yahya peygamberin yüzüne baktı. Hazreti Yahya o kadının yüzüne bakmadı. Kadın bu nasıl bana efendim yüzüme bakmaz, bu nasıl beni dikkate almaz. Hazreti Yahya'ya kin güttü. Geldi. O padişahı yoldan çıkardı. Padişahla beraber oldu. Padişah o ahlaksız kadına ne istiyorsun dediğinde ahlaksız kadın dedi ki ben Yahya'nın başını istiyorum. Yahya peygamberi getirdiler. Burada başını bir leğenin içerisinde kestiler. Yahya peygamberin başından akan kan bu leğenin içine doldu ve bir miktar da yere döküldü. Hazreti Yahya'nın kanı yere döküldükten sonra o kanın döküldüğü yerden kan kaynamaya başladı. O gündür bugündür bu kan durmuyor. Bu kan akıyor. O gün bugün. Bu kan akıyor. Baktun nasıl dedi ki gidin araştırın bakın bu bölgede öldürülmeyen Yahudi kaldı mı? Öldürülmeyen Yahudi kaldı mı? Haber geldi. Baktın Nas. Yaşlı bir kadın öldürülmemiş. Dedi onu da getirin öldürün. O yaşlı kadına da acımadı. Öldürdü Baktın Nas. O kadını öldürdükten sonra demişler ya bu bölgede artık Yahudi kalmadı. O kadını öldürdükten sonra Hazreti Yahya'nın yerden kaynayan kanı akmaya başlamadı. Kan durdu. Kan durdu. Kan durdu. Emin olun Yahudilerin bugün akıttığı kan bir gün bu şekilde duracak. Ama Haydar'ın evlatlarının eliyle duracak. Daha Haydar'ın evlatları sahaya ciddi bir manada inmemiş. Haydar-ı Kerrar'ın evlatları sahaya bir insin. O zaman onlar görürler dünyanın kaç bucak olduğunu. Şu anda Haydar'ın evlatları arkadan destek veriyor. Arkadan destek veriyor ama bir fiil sahaya inmemiş Zehra'nın evlatları. Kerbena'nın evlatları daha sahaya inmemişler. Yahudi kanı durdu. Nasıl durdu? Döktükleri kan durdu. Baktun nasıl son Yahudi'yi öldürdü Hazreti Yahya'nın kaynayan kanı durdu. Baktılar ki bir tane ihtiyar elinde kağıt koşarak geliyor. Koşarak geliyor. Bunu Baktun Nas'a yaklaştırmak istemediler. Dedi ya o beni tanıyor. Bu elimdeki kağıt onun kağıdıdır. Aldılar geldiler. İrmiya peygamberdi. Dedi Baktun Nas beni tanıdın dedi tanımadım. Dedi seneler önce seninle böyle bir konuşmamız var dedi hatırladım. Hatırladım dedi benim sana sözüm var ben seni öldürmeyeceğim. Niye geldin ki buraya? Dedi kendim için gelmedim. Ne için geldin? Dedi ailemi affetmeni, ailemi muaf görmeni, ailemi öldürmemeni söylemeye geldim. Dedi ben onlara söz vermedim. Ben onlara emanname vermedim. Ben sana emanname verdim. Baktın İrmiya peygamberin ailesini de öldürdü. Baktın nasıl. Bakınız müminler. Yeryüzünde bugün 75 seneden özellikle son 40 seneden bugüne Siyonistlerin akıttıkları kanların Müslüman kanı, Hristiyan kanı fark etmez. Akıtılan bu kanların artık durması için Siyonizmin burnuna darbelerin indirilmesi gerekir. Nasıl Allahu Teala felç bir çocuğa kudret verip o gün akan kanı durdurdu ise o felç çocuk
o günkü Siyonistlerin burnuna vura vura kanları durdurdu ise, bugün dünyanın sadece 57 İslam ülkesinin değil, dünyanın bir araya gelip bu kanın durmasını istiyorsa dünya, İsrail'in burnuna burnuna darbeleri indirmelidirler. Ravi İmam Sadık Aleyhisselam'a sordu, peygamber evladı, Hazreti Yahya'yı öldüren 7-8 tane memur ve o 7-8 memura emri veren padişah, padişahı yoldan çıkaran bir ahlaksız kadın, o kadar insanın günahı neydi ki Allahu Teala bahtun nasıl onlara musallat etti? Günahları neydi? İmam Sadık Aleyhisselam buyurdular, men razıya bi amele kavmin fehuve minhu. Bir topluluğun yaptığını seven, bir topluluğun yaptığına seyirci kalan, bir topluluğun yaptığına sükut eden onlardandır. Neredesin İslam dünyası? Niye sükut ediyorsun? Niye seyirci kalıyorsun? İsrail'in zulümlerine. Müslümandan maksadım az önce söylediğim o ikinci sınıftır. Bağırmakla olmaz bu işler. Kınamak yetmez. Bir gerçek var. Bakın, bu gerçeği göz ardı etmememiz lazım. İki arkadaş bir film izliyorlardı. Bir film izliyorlardı. Filmde iki at yarışacaktı. Gençlerden biri dedi ki, bence beyaz at siyah atı yenecek. Ötekisi de dedi ki, yok, siyah at beyaz atı yenecek. İddiaya girelim mi? Girelim. İddiaya girdiler, beyaz at siyah atı yendi. Yendi. İddiayı kaybeden iddiayı kazanana parasını verdi. Parasını verince o kazanan dedi, ya ben bu parayı alamam senden. Dedi, neden? Dedi, vicdanım kabul etmiyor. Ama dedi, sen kazandın. Dedi, yok ya, vicdanım kabul etmiyor çünkü ben daha önce bu filmi 3 sefer seyretmiştim. Bu filmi daha önce 3 sefer izlemiştim. Beyaz atın yeneceğini biliyordum. Çünkü daha önce 3 sefer bu filmi izlemiştim. Onun için bu parayı senden alamam. Siyah atı savunan da dedi ki, ben de daha önce bu filmi 10 sefer izlemiştim. Bu tekisi şaşırdı. Dedi, madem 10 sefer izlemiştin ise niye benden iddiaya girdin? Dedi, kendi kendime düşündüm, ya bu sefer siyah at kazanırsa, ya bu sefer siyah at kazanırsa, kazanamaz kardeşim. Beyaz at bir sefer kazanmışsa, 3 sefer kazanmışsa ve o ondan güçlüyse, hızlıysa, ataksa, Allah'ın kuralı budur. Hızlı olan, kuvvetli olan, atak olan, zayıf olana galip gelir, yener onu. Bu Allah'ın kuralıdır. Kazanamaz. Belki şimdi bu sefer de siyah at kazanır. Belkilerle bu iş olmaz. Allah'ın bir realitesi, kuralı, kanunu var. Sünneti var. İyiler kazanacak. Mazlumlar kazanacak. Kötüler hep kaybedecek. Kötüler yardımcılarıyla beraber kaybedecek. Bu Allah'ın sünnetidir. Kur'an buyurur ki, la tebdileli sünnetillah. Allah'ın kanunu değişmez. Nemrut, İbrahim'in Allah'ını okla vuracağım adına bir kule yaptırdı bakın. Kule. Yüksek bir kule. Çıktı o kuleden gökyüzüne ok attı. Ne adıyla? İbrahim'in Allah'ını oklayacağım. İbrahim'in Allah'ı onu küçük bir kör sivrisinek diyoruz ya, küçücük kör sivrisinekler var. Onu bir kör sivrisinekle helak etti İbrahim'in Allah'ı. O kör sivrisinek geldi, Nemrut'un kulağından beyninin içine girdi. Beyninin içinde vızıldıyordu. Vızıldadığı zaman Nemrut rahatsız oluyordu. Kölesine dedi, bir tokmak al gel. Ben senden istediğim zaman yavaş bir şekilde tokmakla başıma vur. Kölesi yavaşça vuruyordu, o sivrisineğin vızıltısı duruyordu. Sivrisinek vızıldamıyordu. Birkaç dakika sonra bir daha sivrisinek görevine başlıyordu.
Balı yapan Allah'tır. Arı vesiledir. Arının görevi vızıldamak. Ama balı yapan Allah. Sivrisinek vesiledir. Nemrut bir şekilde helak olacak. Allah memura, sivrisinek askerine emretti. O askere emretti. Allah'ın askeriydi. Vızılda. Biraz daha fazla vızılda. Nemrut köleye emretti. Biraz hızlı vur. Durmuyor. Yavaş vurunca durmuyor. Hızlı vur. Köle başladı biraz daha efendim hızlı indirmeye tokmalı. Sinek durdu. 3-5 gün sonra Allah o askere emretti. Biraz daha hızlı vızıldamaya başla. Nemrut kölesine emretti. Tokmağı hızlı vur. Beynim efendim kaynıyor adeta. Beynimde şimşekler çakıyor adeta, hızlı vur. Köle hızlı bir şekilde indirdi. Nemrut'un kafası darmadağın oldu. Kendi memurunun eliyle bir sivrisinek vesilesiyle Allah onu helak etti. Zalimler kazanamaz. Allah'ın kanunudur. İyiler kazanacak. Firavun 110 bin tane dünyaya gelen çocuğu öldürdü. 110 bin çocuğu öldürdü ki şayet Musa bu çocukların içindeyse o da ölmüş olsun. Kahinler Firavun'a haber vermiş ya. Bu sene dünyaya bir çocuk gelecek, saltanatını yerle bir edecek. 84 bin tane o sene hamile kadın vardı, hepsini şişletti. Şayet Musa dünyaya gelmemiş bu çocukların, bu kadınlardan birisinin karnındaysa dünyaya gelmeden öldürülmüş olsun. 110 bin dünyaya gelmiş çocuğu, 84 bin hamile kadını öldürüyor Firavun, Musa dünyaya gelmesin. Ama bir kadın, yalnız bir kadın, bir çocuğu sepetin içine koyuyor, bırakıyor suyun içerisine. Bir gün Filistin'de de bir anne, bir gün İslam coğrafyasında da, bir gün Müslümanların topraklarında da bir anne, sepet içinde bir çocuğu elbet bir yerlere bırakır. İsrail'e karşı. O çocuk geldi, Musa peygamber dünyaya gelmesin diye o kadar çocuğu ve o kadar kadını öldürten Firavun'un sarayında büyüdü, annesinin kucağında. Allah'ın hesabına bakın. Firavun'un hesabı neydi? Firavun'un hesabı neydi? Bir de Allah'ın hesabına bakın. Sonunda Hazreti Musa Firavun'u yerle bir darmadağın etti. Allah'ın kanunu budur. Kötüler kazanamaz. Peygamberimiz peygamberliğini ilan ettiğinde etrafında 3-5 kişi vardı. Ama o günün Yahudi dünyası, o günün şirk dünyası, o günün Hristiyanlık dünyası peygamberimizin karşısında durdular. İmparatorlar peygamberimize karşı geldiler. Akıbet ne oldu? Peygamberimiz İslam hükümetini kurdu. Allah'ın kanunu budur. Kötüler hiçbir zaman kazanamaz. İyiler her zaman kazanacaklar. Programın bu son bölümünde ben konu Müslümanlara gelince mücahit kesilen bazı efendim dernek başkanlarına, bazı şeyhlere, bazı sivil toplum kuruluşlarının başında olanlara birkaç cümle söylemek istiyorum. Madem konu bu noktaya geldi. 2011 senesinde Suriye'de bir şeyler vardı. 2011 senesi, 2012, Suriye'de bir şeyler yaptılar. O gün İslam Birliği Teşkilatı Suriye'ye karşı fetvalar verdi. O gün Arap Birliği Suriye'ye karşı cephe açtı. O gün Mısır'da adını vermeyeyim, namdar bir din adamı, o gün şu güzelim İstanbul'umuzda sözde şeyhler, sarıklılar, cübbeliler, Suriye'de Ayşeler öldürülüyor, Osmanlar öldürülüyor, Ömerler öldürülüyor diye, Ayşelerin ırzına geçiliyor diye Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin gençlerini tahrik edip
halkı Müslüman olan Suriye'ye gönderiyorlardı. Onlar da orada gittikleri zaman neler yaptıklarını hepimiz medyadan gördük. Netice ne oldu? Netice sadece 5 milyon Müslüman Suriyeli kardeşimiz evinden, barkından, yurdundan, vatanından oldu. Şu anda göçebe halinde Türkiye'de yaşıyor. Güzel bir hayatları mı var bunların? Evet, bazıları güzel bir hayata sahip olabilir. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Kendi vatanımda kuru ekmek yemeyi başka bir memlekette pirzola yemeye tercih ederim ben. Çünkü kendi vatanımda ölürsem kendi toprağımda bir mezarım olur. Bir izim olur. Bir adresim olur. Bakınız müminler, başka ülkelere gidenleri söylemiyorum. Avrupa'ya giden Suriyeli kardeşlerimiz ne oldu? Siz İsrail'in, Amerika'nın oyununa gelip bir ülkeyi darmadağın ettiniz. Bir tarihi darmadağın ettiniz. Bir medeniyeti yerle yeksan ettiniz. Arap Birliği Teşkilatı, İslam Birliği Teşkilatı, bunlar da sizin arkanıza takıldı. Sözde şeyhler, cemaat hocaları, cemaat şeyhleri, orada Beşar Esad'ın 5 askeri öldürüldüğü zaman Beyazıt'ta lokum dağıtanlar, cuma çıkışında lokum dağıtanlar, şimdi ben bunlara sesleniyorum. O sınıfa sesleniyorum. O sınıfa sesleniyorum. 2011 itibariyle Suriye için ardı ardına cihat fetvaları veren ehli sünnetin sözde din adamları, hocaları, İsrail'e karşı niye suspus olmuşsunuz? Niye cihat fetvaları vermiyorsunuz? Bak, sen de ehli sünnetim diyorsun. %100'ü Filistin'in de ehli sünnet. %100'ü ehli sünnet. %100'ü ehli sünnet olan Filistin kan ağlıyor. Ehli sünnetliğinden ödün vermeyen sözde efendim, şeyh efendi, hoca efendi. Filistin kan ağlıyor. Nerede senin İsrail'e karşı cihat fetvaların? Minberlere çıkıp da cihat ayetleri okuyarak adı Ömer olanları, adı Osman olanları öldürüyorlar diye duygu sömürüsü yapan şarlatan din bezirganları. Bu tahriklerle ehli sünnet gençliğini Suriye'ye, Irak'a akın etmesine sebep olanlar. Bugün Filistin'de adı Ömer olanlar, Filistin'de adı Osman olanlar, Filistin'de adı Ayşe olanlar öldürülmüyor mu? Siz ne zaman adam olacaksınız? Siz ne zaman net olacaksınız? Siz ne zaman aklınızı başınıza getirip İsrail'in, Amerika'nın, Müslüman'ın düşmanlarıyla işbirliği içinde olmaktan vazgeçeceksiniz? Ve onların oyunlarına gelmekten vazgeçeceksiniz? Müslüman ferasetli olur, basiretli olur. Fetih ayetleri okuyarak gençliği Suriye ile cihada teşvik eden sözde aktivistler neredeler? Neredeler? Söz konusu İsrail olunca sabah namazlarında buluşup beddua ile mi yetineceksiniz? Ey aktivistler! Yıllar önce İstanbul'un göbeğinde toplandılar. Bir gazeteci öldürülmüştü. Kimden olursa olsun biz katliama karşıyız, cinayete karşıyız. Hangi inançtan olursa olsun. Bir gazeteci öldürülmüştü. Yıllar önce şu İstanbul'un göbeğinde toplandılar. Hepimiz Ermeniyiz dediler. Medya
medyanın gözü önünde. Niye şimdi sesiniz çıkmıyor? Çıkın İstanbul'un göbeğine deyin. Hepimiz Mescid-i Aksa'yız. Hepimiz Kudüs'üz. Hepimiz Filistin'iz. Hepimiz Gazze'yiz. Çıkın söyleyin. Niye söylemiyorsunuz? Binlerce öldürülen çocuk bir gazeteciden aşağı mı? Binlerce çocuk bir gazeteciden değersiz mi? Bırakın bu çifte standartlığını. Sözde insan hakları. Kelimeleri söyleyip de insanları aldatma yaftalarınızı. Artık burada isim veriyorum. Türkiye'de bir şalvarlı cemaati var. Onlar Hamas ehli sünnet, İzzettin el-Kassam Tugayları el-Sünnet, İzzettin el-Kassam Tugayları ehli sünnet, Hamas ehli sünnet, o şalvarlı cemaat ehli sünnet. Bugün Hamas'ın sizin desteğinize ihtiyacı var. Mısır'dan, Türkistan'a, Afganistan'dan, İstanbul'a, Avrupa ülkelerinden Arabistan'a kadar dünyanın genelinde ardına Suriye için cihat fetvası yayınlayan, sakalı uzun, sakalı uzun, göbeği şişik, Mercedesli ve korumalarla gezen sözde alimler, neredesiniz? O gün cihat fetvaları veriyordunuz Suriye'ye karşı. Vakti zamanında Suriye için ateşi körükleyen Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı nerede? Nerede bu birlikler? İsrail'i meğer gözünüzde ne kadar çok büyütmüşsünüz. Bir avuç Hamaslı mücahidin attığı bomba, füzeler, altın kubbe dedikleri kubbelerini delik deşik etti. Korkmayın. İsrail'den korkmayın. Kudüs'e giden yolu arıyordunuz sizler. Hatta Kudüs'e giden yol Şam'dan geçer diyordunuz o gün. Kudüs'e giden yol açıktır, emin olun. Emin olun, Kudüs'e giden yol açıktır. Sizi kimse tutmuyor, Kudüs'e gidebilirsiniz. Bakın Şam'ın da yolu açık. Şam'dan Kudüs'e gidebilirsiniz. Filistin kan ağlıyor. Neredesiniz sizler? Gündüz köşe yazıları ile, tweetleri ile, geceleri ise canlı oturumlarla televizyonlarda Şia Sünni nefreti pompalayan bilmem neyin uzmanları, işi gücü Şia Sünni nefreti pompalamak olan bilmem neyin uzmanları, cehaletin uzmanları. Geçen televizyonda da açık açığa söyledim. Gerçekler yeri geldiğinde söylenmelidir. Sizin bildiklerinizi bizim bildiklerimizin yanına koysunlar. Bizim bildiklerimizin zekatını bile siz veremezsiniz. Bizim bildiklerimizin zekatını bile siz veremezsiniz. Ama alim diye çıkmışsınız bir grubun önüne. Bir saat konuşma yapıyorsun, içinde ne bir ayet var ne bir hadis var. Hurafe, hurafe, hurafe adını koymuşsun din adamı. Gündüz köşe yazıları yazarsın, tweetler atarsın, gece de televizyonlara çıkarsın. Maksatlı olarak seni o televizyonlara çıkarır, çıkaranlar. İşin gücün Şii Sünni nefreti pompalamak, işin gücün Şia'ya hakaret etmek, Şia'ya saldırmak neymiş? Uzman imiş. Neyin uzmanı? Şu İsrail için sadece beddua mı yetineceksiniz sizler?
Ve dua ile mi yetineceksiniz? Allah sizleri ıslah etsin diyorum ben. Vallahi de billahi de tillahi de diyorum, Allah sizleri ıslah etsin. Sizler gerçekten İslam'ı anlamayan, anlamamış olan korkak insanlarsınız. İkide bir diyorsunuz, İran nerede, İran nerede, İran nerede? İran kadar başına taş düşsün. İran'ın Filistin için, İran'ın Mescid-i Aksa için, İran'ın Gazze için yaptığının onda birini sen yap ya, onda birini. Yapıyor musun? Hizbullah'ın 33-34 günlük savaşında, 2006'da Hizbullah'ın, Hasan Nasrallah'ın 33-34 günlük savaşında İsrail toprakları tanklar ile adeta tank mezarlığına dönüştüğü zaman Hizbullah'ın füzeleriyle İsrail o gün adeta batıya yalvarıyordu bu savaşı durdurun diye. Bebek katili, Müslüman katili İsrail'in başına o bombaları Hasan Nasrallah ve Hizbullah. Kimin bombalarıydı o dökülen bombalar? İsrail'in başına attıkları bombalar kimin füzeleriydi? İran'ın füzeleriydi. İran veriyordu, bunu dünya biliyor. Netanyahu bile diyor ki başımıza dökülen ateşten İran. Sebebi İran'dır. Düşman bile İran'ı gösteriyor. Sen halen diyorsun İran nerededir? Bugün Hamas'ın İsrail'e gönderdiği füzelerin bilgi, belge, teknoloji kaynağı neredendir? Senden midir? Sen sadece geçersin, ehl-i sünnet bel cemaatim deyip benim ehl-i sünnet bel cemaat kardeşlerimi aldatırsın, dualar edersin, Filistin için dua edersin, ondan öteye bir şey yapmazsın, dönersin bu sefer Filistin'e en büyük desteği veren İran'a saldırmaya başlarsın, salyalar akıtırsın ağzından. Çünkü İran Şii'dir. Çünkü İran Şii'dir onun için. Ne zaman sen İsrail'e karşı duracaksın? Ha, İsrail'de bugün bir Şii devleti kurulsun. Ha, o zaman seni ben göreceğim. O zaman aslan kesileceksin. Ama orada bir Siyonist devleti var. Aslan kesilemiyorsun bugün. İran İran diyorsun. Senin göremediğini, senin ağa babalarının göremediğini İran 2011'de gördü bak. İran 2011'de gördü bunu. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in daha 3-5 gün önce yaptığı açıklama diyor, Suriye'yi iç savaşa soktuk. Çünkü Beşar Esad bizimle olma teklifimizi reddetti. Suriye'deki bütün terör örgütleri Esad'a karşı kuruldu. Kim kurdu? Bunlar kurdu. Ve bazı ülkeler komik bir şekilde bunun özgürlük mücadelesi olduğuna inanıyor. İran bu oyuna gelmedi. Çünkü İran'ın başında bir Zehra evladı var. O Zehra evladı ki Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor, bizim Şiamız ferasetli ve basiretli olur. Aldatmaz, aldatılmaz. O İran İslam Cumhuriyeti'nin başında böyle birisi var. Öyle birisi var ki Putin bile onun yanına gittiği zaman diyor, ben İran'ın başında yaşlı bir din adamının oturduğunu zannediyordum ama böyle değilmiş. İran'ın başında, İslam Cumhuriyeti'nin başında böyle birisi varken İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları onlara zarar veremezler. Ben İsa Mesih'in ruhunu onda hissettim. Putin diyor. İşte böyle bir ferasetli lideri var. Müştehidi var. Veli-i Emr-i Muslimini var İran'ın. Müslümanların, Şia'nın. Senin göremediğin o gün onlar gördüler. Ve bugün sen emin ol. Emin ol. İran nerededir diyorlar ya. İran bil fiil sahadadır. Nasıl sahadadır? Desteklediği gruplarla sahadadır.
Hizbullah'ı İran destekliyor. Hamas'ı İran destekliyor. İran bu şekilde destekleriyle sahadadır. Keşke İran'ın yaptığını o 56 ülke de yapabilse. Keşke. Velhasıl Rabbim Müslümanların arasına fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermesin. Ehl-i Sünnet'i Şiası ile beraber bizler din kardeşiyiz. Ehl-i Sünnet bizim kardeşimizdir. Hele özellikle böylesi günlerde birisi çıkıp Şia'dan Ehl-i Sünnet'e saldırıyorsa, hakaret ediyorsa, Ehl-i Sünnet'ten Şia'ya saldırıp hakaret ediyorsa, hele öylesi böylesi günlerde, kardeşlerim emin olun ki bunlar Yeşil'in memurlarıdır, Siyonizm'in memurlarıdır, sakallı memurlarıdır, sarıklı memurlarıdır. Böylelerine dikkat edin. Allah Ehl-i Sünnet'iyle, Şia'sıyla Müslümanların arasına fitne sokmak isteyenlere fırsat vermesin. Allah o Gazze'li, Filistinli kardeşlerimize tez zamanda zafer nasip etsin. Allah İsrail'i avanaları ile beraber mahvu perişan eylesin. Sürçülisan olduysa affola. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.